anti-aging'in temeli olan 50 ve 60'lı yıllar çok önemli. Çünkü tabiri caizse 100 bin bakımı. Burada yaptığınız her şey ileriki yılların temeli olacaktır. 50. yıl her şey yeni yapıldığı yıl. Kolonoskopiniz, prostat muayeneniz daha önce yaptırmadıysanız, jinekolojide kemik yoğunluk ölçümü, mamografileriniz, temel bakımlarınız, biyokimyanın en derin bakımları, bütün böbrek üstü bezi fonksiyonlarınız, bütün vitaminlerinizin bakıldığı yıllar. Hatta eğer imkanınız varsa boyun damarlarınızın ölçümü, mümkünse kalp koroner damarlarınızın sanal anjiyosu, bence beyin damarlarınızın bakılması. Çünkü daha sonra eğer Alzheimer şüphesi varsa veya sizin endişeniz varsa kıyas teşkil etmesi için bence bunların temelinin oluşturulması lazım. Böylece ne sağlıyorsunuz? Hem sizin açınızdan bir problem çıkmasını veyahut da endişenizi gideriyorsunuz, bu açıdan önlem alıyorsunuz. Hem de bir problem varsa acilen çözümünü buluyorsunuz ki daha sonradan problem yaşanmasın diye. Tabii ki bahsetmekten bile hoşlanmıyoruz ama en önemli check-up'ların temelini oluşturan kanser riskini de araştırmış oluyorsunuz. Temel olarak hastalarıma bahsettiğim toraks boşluğu dediğimiz göğüs kafesi ve karın boşluğunu araştırıyoruz ki burada oluşabilecek kanserler ve içerideki önemli organlarımız, iç hastalıkları dediğimiz iç organlarımızın araştırmasını yapıyoruz. Ama beyni ihmal etmek istemiyoruz. Beyin de çok önemli. Kol ve bacak tabii önemli ama onlar zaten kendilerindeki bir problemleri belli ederler. Yani lokomotor sistem olarak ifade ettiğimiz ağrır veya fonksiyon bozukluğuyla kendi zaten belli eder. Bunun dışında kimyanızda da hormonlarınız, vitaminleriniz ve organlarınızın oluşturduğu yani böbrek, karaciğer, tiroid gibi fonksiyonel olarak çalışan organlarınızın sonuçlarına bakıyorsunuz. Bunlar birbirleriyle uyumlu olarak çalışmaları gerekiyor ve sizin için yeterli olarak çalışmaları gerekiyor. Eğer her şey yolundaysa problem yok. Eksikse tamamlanması gerekiyor veyahut da bir şekilde yanlış çalışıyorsa gereken kişilerle veyahut da ekollerle ayarlanmaları gerekiyor. 50 yaşında bunlar niye bozuluyorlar? Çünkü kadınlarda menopoz husule geliyor. Ve bu jinekolojinin konusu olduğu kadar dahiliyenin de konusu haline geliyor. Kadınların bu değişimi çok önemli ve bir blue çağı kadar değişik bir durum. Çünkü hormonların değişmesiyle birlikte organların sistemi tekrar yeni bir döneme girmiş oluyor. Bence kötü bir dönem olmamakla birlikte ele alınması gereken bir dönem. Eskiden sadece bir kadın doğum konusu olarak düşünülüyordu ancak ruhen de insanları değiştiriyor. Potansiyeli olan bir dönem bence. Mesela benim açımdan demir eksikliği oluşuyor gençlikte. Onun giderildiği bir dönem. Yeni potansiyeller şöyle oluşuyor. Testosteron bir parça öne çıkıyor. İnsanların enerjisi artıyor. O açıdan pozitif bir dönem. Öte yandan uykusuzluk artıyor ve dolayısıyla yorgunluklar o anlamda artabiliyor. İyi ele alındığında düzelen bir dönem. Erkeklerde prostat problemleri oluşabiliyor. O da dediğim gibi iyi yönetilirse güzel halledilebilen bir durum. Bunun dışında sorun çıkmadığı takdirde 60. yıla kadar bu şekilde 10 yıl rahat geçiyor. 60. yılda değişen bir şey yok. Eklenen bazı problemler olabiliyor. Unutkanlıklar eklenebiliyor 60. yılda. Ve bu konuda işte nörolojiyle görüşülebilir, psikiyatriyle görüşülebilir. Emeklilik dönemi 60. yılda genellikle gerçekleşiyor. Çoğunlukla kurumsal hayatta özellikle hastalar yer alıyorsa. Onun getirdiği bazı psikiyatrik veya psikolojik destek gerekebiliyor o dönemde. Eğer bu dönemde atlatılırsa oldukça başarılı geçiyor hayatın geri kalanı. Torunlar ekleniyor o dönemde. O da pozitif bir ivme katıyor. Teknik olarak bu dönemden 70. yıla kadar değişen pek bir şey olmuyor. Ortopedik sorunlar bu dönemde artmakla birlikte eğer çok aşırı bir kilo yoksa veya çok ağır bir spor yapamıyorsa destek alınarak gidilen dönemler.